Evet arkadaşlar, yeni bir videodan selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte traktörlerimizin antifrizlerini koyacağız. Malum kış ayımız geldi. Tepelere, yükseklere kar yağdı. O yüzden traktörlerin sularını buz tutabilir. Biz de onun için antifriz koyacağız. Şimdi bununkini hallettim ben. Öbür traktörünkini. Şu kepçeli olan kaldı. Şimdi nasıl koyacağımızdan, içindeki suyu nasıl boşaltacağımızdan bahsedeyim. Ondan sonra diğer traktörümüzün suyunu ve antifrizini koyalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bu kısmı açtığınız zaman şöyle kapak falan var. Bunları açtığınız zaman şöyle bir kısım var. Bu modellerde, TD65S modellerinde. Diğer modellerde burada kabinli modellerde falan boru olabiliyor. Kabinin üstüne sıcak su gitmesi için. Burada bir tane tapa koymuşlar. Bunu gevşettim. İçindeki suyu yarıya falan indirdim ben. Ondan sonra bu tapayı geri kapatıyorsunuz. Şu içindeki sarı pulları kaybetmeyin. Su kaçmasın dışarı. Şimdi bizim bölgemiz Ege bölgesi olduğu için çok fazla soğuk hava olmuyor. Yani gece bile, yani en soğuk hava bile eksi 15'i geçmiyor. Eksi 15 bile nadir. O yüzden tamamını antifriz doldurmaya gerek duymuyoruz. İçine 3 kilo, 3,5 kilo civarı antifriz koyduğumuz zaman yeterli oluyor. Şimdi bu traktörümüzün radyatörü biraz daha bundan ufak olduğu için buna 3 kilo koydum ben. Buna da 3,5 kilo falan koyacağım. Şimdi isterseniz antifrizi ilave edelim. Ben bunun suyunu indirdiğim yere kadar. Şimdi üstüne ilave edeceğiz. Daha sonra traktörümüzü çalıştırıp bir devir daim etmesini sağlarız. Antifrizimiz şöyle. Petrol ofisinin süper antifriz diye geçiyor. Eksi 52 derecelere kadar dayanıklı. Yani sadece antifriz koyduğunuz zaman. Biz bunun üçte birini falan koyduğumuz zaman 52'nin yarısı 25 derece. 10 derece, 15 dereceye kadar kesinlikle dayanıklı. Bizim bölgemiz için de uygun olan bu. Şimdi şöyle 1 kilo kadar bunun içinde var. 3 kilo da burada var. 4 kilo falan koyacağım ben. Radyatöre. Traktörümüz TD75. Bu arada yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin destekleriniz bizim için önemli. Şimdi şöyle bunu bir boşaltalım 1 litreyi. Dediğim gibi suyu yarıya indiriyoruz. Üstüne saf su koyuyoruz tekrardan. Bu şekilde traktör çalıştırınca kendi devir daim edip içindeki suyla antifrizi karıştırıyor. Bunun kapağı burada. Traktör bayağı kirli. Dikkatinizi çekmiş olabilir. Çünkü çiftlikte çalışıyor arkadaşlar ikisi de. Giyim karmadan da görmüş olduğunuz gibi. Her gün çamurun içinde. Kontak kurulmadığı bir gün yok. Her gün sabah akşam çalışıyor. O yüzden yıkasanız da 2 gün sonra aynı oluyor. Tabii ki yıkıyoruz. Ama kışın da soğuk olunca havalar insanın devamlı yıkayası gelmiyor işin gerçeği. Sular soğuk oluyor, hava soğuk oluyor. Şimdi bunu da ilave edelim. Mavi biraz daha düşük kalite arkadaşlar. Kırmızıya bakaraktan diyebiliyorum ben. Yanlış bilgi vermiş olmayayım. Yani antifrizden bahsediyorum. Mavisi kırmızısı oluyor. Ben bunun bir bidonunu, yani 3 litresini 100 TL'ye aldım. Şu an 150 TL civarında olması lazım. Bildiğiniz üzere her gün her şeye zam geliyor. Saatlik geliyor artık. Günlük, haftalık, aylık değil. Yani piyasa biraz sıkıntılı arkadaşlar. İşin gerçeği. Şimdi biraz da bunun içine koyacağım. Şuraya bir su ilave edelim. Eğer siz soğuk bir bölgede yaşıyorsanız, yani bölgeniz iklim olarak bayağı soğuk, eksi 30'ları, eksi 40'ları görüyorsa radyatörün tamamını antifrizle doldurmanızı tavsiye ederim. Yani en doğrusu o arkadaşlar. Yani bir radyatör patladığı zaman maliyetler afaki. Şöyle ne kadar su alacak bilmiyorum ama
Bir 5 kilo aldım yanıma. Olmazsa biraz daha ilave ederim. Galiba doluyor sese bakarsak. Şimdi bu traktörün suyunu nereden saldığımı göstereceğim birazdan size. Diğer traktör hemen hemen aynı. Dolmadı arkadaşlar. Biraz daha su getireyim ben. Şimdi şunun dibindekini de dökerim. Büyük ihtimal dolacak bu sefer. Diğerini yarıya indirdim. Ve ardından 2,5 kilosu koydum, doldu. Bu da 7 kiloyla 8 kiloyla dolar diye tahmin ediyorum. Evet, dolmadı. Şuradan bırak salmıştım ben arkadaşlar. Şurayı sökemedim. Şunu gevşettim, kelepçeyi. Ama boru çıkmadı. Ben de bu boruyu söktüm. Üstünü ben tamamlarım. Şimdi şu küçük kısmı antivirüsünü koyalım. Sonra ben videoyu sonlandırıp üstünü doldururum suyun. Şimdi şunun dibinde biraz kalmıştı. Yaklaşık 4 kilogram toplamda antivirüs koymuş olduk. Dediğim gibi -15'i geçmez burası arkadaşlar. Geçmiyor. Görmedim ben daha hiç. İsterseniz ileriki videolarımızda bir tane cold start yapabiliriz sizinle. Evet, buraya şu kadar falan kalmış. Yani şuralarda çok az kalmış dolmasına. Şimdi şöyle dursun bu. Ben kendim videonun kapanışını yaptıktan sonra doldururum onu. Şimdi arkadaşlar, bu traktörümüz 2012 model TD75 DW Master. Öbürkü de 2010 model TD65S. Üstündeki kepçeden, arkadaki yem karmadan da görmüş olacağınız gibi hayvancılık uğraşıyoruz. Diğer videolarımı izleyebilirsiniz hayvancılığa merakınız varsa. İnek sağma videoları var. Çeşitli traktör ve hayvancılık videolarım var. Eğer bölgeniz dediğim gibi